gateway'lerde, bölge merkezlerinde gene bazı hesaplar var. Ve bunların hepsi gene merkezden yönetilebilir. Merkezden kontrol edilebilir şekilde olmalı, olabilir. Ama artık öyle bir yere geliyoruz ki artık buluttan veya merkezden sensörlerin kontrol edilmesi, sensörlerde derin öğrenme gibi bazı algoritmaların, bazı teknolojinin konumlandırılması gibi bazı gereksinimler ortaya çıkıyor. Şimdi buna da şöyle bir örnek vereceğim. Bir sensör düşünün, sadece bir tane veriyi ölçüyor. Fakat hemen onun arkasındaki bölge merkezi birçok veriyi değerlendirerek o sensörden gelen verinin bir alarm üretmesi sonucu doğurabilir. Örneğin sınırımızı tehdit eden bir yürüyüş kolu aynı zamanda birkaç veriyle birleştiği zaman, örneğin bir RF aktivitesiyle, RF kirliliğiyle birleştiği zaman ciddi bir alarm üretmesi gerekirken sadece o yürüyüş kolunu gözleyen sensörümüzü buluttan yönetilirse çok hızlı bir şekilde bir alarm üretmesi sonucu ortaya çıkabilir ve bu da çok ciddi bir katma değer. Ama dediğim gibi sadece güvenlik bakış açısıyla bakmayalım, sağlıkta da operasyonel olarak nerede operasyon ihtiyacımız varsa burada biz bir çözüm öneriyoruz. Önerdiğimiz çözümünde teknoloji tabii ki Big Data'dır ama hocam da söyledi. Şimdi Big Data'yı nasıl tarif edelim? Big Data bir fiil. Gözümüzü kapatıyoruz. Bizim hocalarım hariç. Hocalarım hariç diyorum ama diğer sektörün bütün temsilcileri fiili neresi tutarsak artık öyle tarif ediyoruz. Ama dediğim gibi Big Data buradadır. Artık Edge ve Fog Computing dediğimiz bölge merkezi ve uçlardaki hesaplamalar buradadır. Deep Learning gibi biraz önce örneğini lütfen unutmayın. Tesla'nın örneğini lütfen unutmayın. Orada ciddi bir şekilde makine öğrenmesi ve derin öğrenme var. Onlar uçlara kadar taşınabilir. İnşallah bu örneğin biraz güncel bir örnek oldu. Sizin kafanızda da kendi kurumunuza uygulanabilir bir örnek olmuştur. Bu örnekler çok da şey yapılabilir, çeşitlendirilebilir. Başka bir açıkçası örnek aklıma gelmiyor. Ben teşekkür ediyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok sağ olun. Dediğim gibi Aselsan, Havelsan bunlar bizim için çok çok önemli kuruluşlar. Onların yaptıkları şeyler bizim için çok önemli. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Tekrar söylüyorum. Veriyi toplamak çok önemli. Veriyi hızlı toplamak çok önemli. Ama veriyi çok hızlı yorumlamak da çok önemli. Tanıl Hocam bunun önemine çok değindi. IoT dediğimiz Internet of Things ya da nesnelerin interneti. Gerçekten çok uçlarda veriler topluyorsunuz. Ama o topladığınız verileri anında değerlendirmek durumundasınız. Bakın Türkiye'de de artık bazı belediyelerde şu projelerimiz var. Çöp bidonlarının doluluğunu anında tespit edip çöp arabalarının güzergahını ona göre belirliyorlar. Bunlar hep güzel projeler. Gördüğünüz gibi Sağlık Bakanlığı olsun, Aselsan'ın desteklediği, belediyelerimizin yaptıkları, birçok bakanlığımızın yaptıkları gerçekten çok önemli yollar kat ediyoruz ama daha kat edecek yolumuz var. İşte bu kat edecek yolun 35 yılını bilgi teknolojilerinde harcamış, yarısını kamu, yarısını özel sektör olarak geçirmiş sevgili abimiz Necati Atlacakuş'u sahneye davet ediyorum. Türkiye Noterler Birliği İlgi İşler Müdürü. O da Türkiye Noterler Birliği olarak verilerle, bütün veriyle nasıl bir iletişim içindeler, nasıl bir yakınlaşım içindeler bizlere anlatacak. Teşekkür ederim. Buyurun sevgili abicim. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Tabii şimdi Sedat Bey'in bu yüksek enerjiyle yönettiği bir açık oturumda konuşmak hele hele böyle çok değerli büyük bir hızla arkamızdan gelen ve önümüze geçmiş olan ve bizi öne doğru sürükleyen bir akademik ve de diğer özellikle ekiple bir arada olmak çok sevindirici. Aynı zamanda çok da zor. Ben ne anlatacağım şimdi? Zaten her şeyden söyleyecek bir şey var mı? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle sağlıkçı arkadaşımın sunumunda çok ilginç bir detay ilgimi çekti. Anjiyo kaçtı? 20 milyondan fazla. Bizim nüfusumuz kaç? 80. Peki 20 yaşına kadar harcıyor var mı? Genelde olmaz. Memleketin yarısı hasta, kalp hastası. Aplikasyonları atlamayın. Çok ilginç bir istatistik bu gerçekten. Tabii düşünün. 100'den fazla harcıyorlar da var. 22 milyon gerçekten bence çok ilginç. 2 yıl içinde 22 milyon. Ya o bile çok
fazla bir rakam değil mi arkadaşlar? Demek ki yanlış besleniyoruz. Ya da bir yanlış bir genetik yapımız var. Şimdi aslında kurumsal olarak bilişimle tanışmamız ve bilişim sistemlerinin kurumlarda kullanılmaya başladığı dönemler 70'lerin sonlarına doğru. Ciddi bir şekilde kurumlarımız artık bilgisayar kullanma eğitimine doğru girmeye başladılar. Biliyorsunuz belli noktalarda bilgisayar vardı. Oralardan kullanmaya başladık. 80'lerin ortalarında biz uygulama geliştiriciler şunu yapıyorduk. Ford Roji kardeşimizi yanımıza oturtuyorduk. Bakın analiz, tasarım, çözümleme, bilmem ne, fizibilite vesaire. Aydın hocam bakıyor. Ne istiyorsun? Şu tuşa basınca şu çıksın, bu tuşa basınca bu olsun. Tamam, biz onların hepsini yapıyorduk. Peki nerede görüyordu? Yazıcıda görüyordu. Aa, ne güzel. Ortaları bittiğinde, 90'lara yaklaştığımızda artık sadece sayısal iş yapan birimlerin değil de diğer birimlerin de yavaş yavaş bu sistemlere doğru evrildiğini gördük. Nedir? İşte bordrocular, muhasebeciler çok mutlu oldu. Evrakçılar da mutlu olmak istiyor. Hadi onları da mutlu edelim. Bu sefer onların işlerini yapmaya başladık. Derken 90'ların sonuna doğru bunların biraz birbirleriyle konuşması lazım, entegre olması lazım. Yani bizim bildiğimiz, bizim literatürümüzde konuştuğumuz anlamda e-kurum çalışmaları başladı. E-kurum tabiri o zamanlar gündeme geldi. Zaten kombinin çıkış noktasında o dönemlere rastlayan bir şeydir. 2000'lere geldiğimizde E-Devlet tartışmaları yapmaya başladık. Niye? Çünkü kurumlar epey bir veri biriktirdi ve bunları birbirleriyle elektronik ortamda paylaşma şansını yakalamaya başladı. Ha, o zaman dedik ki, bu şeyleri devlet kendinde olan veriyi vatandaşlar istemek yerine diğer kurumdaki veriyi kolaylıkla bilişim sistemleri aracılığıyla alsın. Bu çok daha kolay ve güvenli bir yöntemdir. Sahtekarlığı da önler, devlet hizmetlerinde de gerekli hızı ve verimliliği sağlar. Bu sefer bu tartışmalara başladık. Verileri biriktirdik. Birileri bizim önümüzden gidiyor. Yurt dışında, başka yerlerde büyük veri tartışmaları çıktı ortaya bu sefer. Yapısal veriden başka bir alana doğru gitmeye başladık. Biz niye yapısal veri kullanıyoruz? Kurumlarımızın kendi işlerini yapabilmesi için yapısal veriler kullanıyoruz. Biz o zamanlar veri biriktirme gibi bir kavramla uğraşmıyorduk. Sadece işimizi bilişim sistemleriyle hızlı, doğru, güvenilir yapma çabasıyla bu işi yapıyorduk. Ama şimdilerde işin rengi değişti. O zaman bizim şu ana kadar yaptığımız tüm fizibilite, analiz, tasarım benzeri çalışmaları bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Niye? Bu yapıya göre yapmadık bu zamanlar. Sedat Başkan başlarken dedi ki artık veri odaklı analiz tasarım yapıp ona göre çalışmamız gerekir dedi. Ama bizim iş odaklı yaptık. Demek ki odak sayısını arttırmamız gerekiyor. Hem iş hem veri belki paylaşımla ilgili bir başka şeyleri de odağımıza almamız gerekiyor. Evet, biraz reklam da yapmak lazım. Her ne kadar reklam yapma dersen de çalıştığımız kurumda bir şekilde tanıtmamız lazım. Ben Türkiye Noterler Birliği Bilişim Teknolojileri Birimi müdürüyüm. Noter bizim bilişim dünyasında tanınmaz. Noter deyince bir kişiyi tanırız. Elektronik noter Orhan Turan, o da aramızda. Biz yıllardır onunla tanışır ve onu noter diyebilirdik. O sebeple bu camiaya girdiğimizde noter o değilmiş, başkaları da varmış. Onu da öğrendik. Noter kimdir diye baktığınızda zaten slide'da da görüyorsunuz gerçekten. Güvenilir bütün bir taraftır ve işlemlerinizde bağımsızlık ve tarafsızlıkla sorumlu bir devlet tarafından atanmış kişidir. Ve kişilerin irade beyanına göre iş yapar. Güvenilir iş yapma konusunda dün aramızda konuşurken ilginç bir örnek konuştuk. Mesela araç satış işlemi yapıyorsunuz, noter size soruyor, paranı aldın mı? Aldım. Sen paranı aldın, arabanı aldın, aldın. Sonra da bir gün sonra gelip diyorlar ki biz parayı almadık. Buna ilişkin de teknolojik yöntemlerle bir takım çözümlerimiz olacak. Onları da ilerleyen zamanda sizlerle paylaşacağım. Türkiye Noterler Birliği 1850 noterlik
aşağıda 18 noter odasına bağlı olarak çalışıyor ve Türkiye Noterler Birliği bunların üst grubu olan meslek birliği. Diğer kurum ve kuruluşlarla noterlikler Türkiye Noterler Birliği üzerinden elektronik ortamda iş yapabiliyorlar. Yapılarımızı şu anda böyle kurduk. Niye bunları anlatıyorum? Biraz önce söylediğim kurumsal dönüşüm 80'lerin 90'ların sonunda gelen e-kurum çalışmalarını biz birkaç yıldır sürdürüyoruz Noterler Birliği'nde ve kurumsal dönüşüm çalışmalarını yeni başladığımız için de büyük data, büyük veri konusuna henüz tam sağlıklı gelemedik ama ciddi bir kurumsal veri yapımı. Biz şimdi mevcut durumda ne yapıyoruz? Hem Türkiye Noterler Birliği'nin hem noter odalarının hem de özellikle noterlerin verilerini merkezi bir yapıya topluyoruz. Bu merkezi yapıya toplama başlangıç noktamız bizim 1.3.2016. Bundan önce yasamız olmadığı için veri toplamamız da yasaktı. Ama her ne kadar yasamız yoksa da 1.1.2014'ten itibaren biz bu veriyi toplamaya başladık. Cabir Hocam her ses bakıyor, valla kimseyle paylaşmak. Başladık, orada topluyoruz şimdilik. Kişisel verileri paylaşamazsın diye beni şimdi birazdan. Biz neleri topladık? Kurumun ana işlev verilerini topladık. Yani proje bazında, proje grupları bazında verileri topladık. Bu klasik bir kamu kuruluşunun yaptığı bir işlevdir. Farklı bir şey yoktur. Ana işlev verilerimizin yanında projelerde ortak olan verileri topladık. İşlerimizi yapabilmek için yardımcı veriler vardır. Diğer kurumlardan alınan veriler ya da kişilerin, ilgililerin bize doğrudan sunduğu veriler, bunları da topladık. Çok değişik veri kümeleri oluşmaya başladı sistemlerimizin altında. Bunların bir kısmı yapısal, bir kısmı yapısal değil. Kurumlarımızın aynı zamanda biliyorsunuz işletim ve ilgili ve idari yapılarla ilgili verileri var. Bunlar da ayrı ayrı kümeler halinde toplanmaya başladı. Ordu sisteminden verilerden tutun da kapı geçiş sisteminden oluşturduğunuz veriye kadar. Bunlar da farklı veri kümeleri oluşturarak gidiyor. Hemen hemen her kurumun her tarafında kameralar var, görüntü kayıtları. Bunlar da aynı şekilde ayrı küme olarak toplanıyor. Yapılan tüm işlemlerin iz kayıtları ayrı veri kümeleri olarak bilişim sistemlerini idame ettirmeye yönelik onların ürettiği otomatik üretilen log kayıtlarından tutun da diğer kayıtlara kadar kim girdi, kim çıktı vesaire gibi tüm kayıtlara kadar toplu veri kümesi üretilir. Bunları şimdi birbirine nasıl konuşturacağız? Bugün gelinen nokta bir, toplanan bu verilerin bir yerlerde bir şekilde tasdik edilmesi, merkezi ortamda oluşturduk bunları. Bunların saklama altyapılarının düzgün bir şekilde yeniden elden gözden geçirilmesi ve özellikle bunların sınıflandırılması. Önem düzeyi, yüzlük ve güvenlik düzeyi, kullanım sıklığı, saklama yedekleme koşulları ve kendi aralarındaki ilişkiler, hem veriler arasındaki ilişkiler hem veri kümelerinin birbirleriyle ilişkileri gibi tanımları, çalışmaları yapmamız gerekiyor. Artı, daha tehlikeli bir durum var. Veri büyümeye devam ediyor. Arka planda işleri durduramıyorsunuz. İnanılmaz bir veri büyüklüğü geliyor. Bugün bizim 1.3.2016'da bugüne kadar yaptığımız, topladığımız veriyi şöyle kısaca geri dönüp bakacak olursak, NoSQL'de topladığımız veri miktarı 150 milyona yakın imzalı PDF. 1,5 yılda toplanan veri. Artık diğer tarafta bununla ilgili yapısal bölümdekini siz düşünün. Aşağı yukarı 50 terabayta yakın, 60 terabayta yakın da orada çok ciddi bir veri kümesi var. Ve bu hızla artıyor. Yılda aşağı yukarı 30 milyonun üstünde noterlik işlemi var. Bu sadece bir önceki slide'da gösterdiğimiz ana işlemlerden gelen ve proje bazında oluşan veriler. Bunların dışında en az bunun iki katı kadar da onu oluşturmak için kullandığımız yapılar var. Ve onlardan kaynaklanan veriler var. Buna ne storage'ımız yetecek, ne başka alanlarımız yetecek ve de bunları bir sonraki aşamada proses edebileceğimiz cihazlarımız yetecek. Birbirleriyle ilişkilendirmek, sonuçlar çıkarmak, o sonuçlarla ilgili karar destek sistemlerine veri akıtmak, yöneticilerimizin daha sağlıklı karar verebilecekleri altyapılar oluşturmak, bunları hepsini bir küme olarak düşündüğümüzde aslında bir adet bordro yapmak çok da önemli bir hale gelmiyor. Bir adet bordro yapmak, oradan çıkardığınız veriyi bir yere kaydedip arka planda inanılmaz dev bir ortamda kullanmak gibi bir duruma geldi. Arada geçen 25 yıl içinde bizim sektörde böyle bir şey oldu.
Bilişimciler her yıl daha fazla çalışır hale geldi bu yüzden. Niye? Eskiden bordroyu yapıyorduk, hazırlıyorduk, veriyorduk. Arkadaşlar bordroyu yapıp çok çok mutlu oluyorlardı. En fazla bir beyanlar da verildiği gerekiyorlardı. Şimdi öyle değil. 7-24 bilişimcilerden bir şeyler isteniyor. Onlar da bir şeyler veriyor. Fazla şey yapmıyor, geliştirmek hocam. Yani araştırıyoruz, getiriyoruz. Ondan sonra biz burada kilitleniyoruz. Yöneticilerimize de dert anlatamayız. Ne var ya, bir tuşa basarsın olur. Oraya bir tane buton koy, basıyor. Hepsi bu. Mehmet Bey, butonları da senden bekliyoruz. Biz bu veriyi nasıl topluyoruz? Bu çok klasik, zaten tüm kamu kurum ve kuruluşlarından olan işlevselliği gösteren bir şema. Bizim de bu şemaya uygun. Özellikle biz şu anda şu şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Merkezi yapı kurarak farklı bir kazanım daha elde etti ülkemiz. Konsolosluklarımızda da noterlik görevlileri vardır ve noterlik işlemleri yaparlar. Bugüne dek onların bir standartı yoktu. Herhangi bir kağıda herhangi bir şey yazıp imzalasalar bile bu geçerli hale getirdi ve ülkemizde kullanıma geçtiğinde de sahtekarların önüne alamaz duruma gelmek üzereydi. Dışişleri Bakanlığı ve entegre bir çalışma sonucunda konsoloslukların sistemlerini kaldırıp yerine bizimle ortak çalışacak yapılar kurduk. Onlar da çok özverili çalıştılar ve şu anda dünyanın her yerinde bir noterlik işlemi yapıldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bizim veri tabanımıza kaydediliyor. Ve bizim veri tabanımıza kaydedilen veriler de bizim tarafımızda, bizim ülkemizin her tarafında görünür hale gelmiş oluyor. Biz verilerimizi nasıl topluyoruz? Yapısal verimiz var. Bu zaten kurumsal işlevlerimizi sürdürebilmek için zorunlu olan bir kurum. Yapısal veriyi bir şekilde kullanmak zorundasınız ki bir kurumsal işlevi yerine getirebilirsiniz. Kurumsal işlevi yerine getirdiğinizde yapısal olmasına gerek duymadığınız mesela e-imzalı belge gibi verilerinizi farklı bir alanda saklayabilirsiniz. Biz bunu bir NoSQL database'de saklıyoruz. Artı bu işlemleri yaparken ortaya çıkan yan veriler var. Biz onlara yan veri diyelim ama değersiz bir algılama lütfen inanılmaz sonuçlar çıkabilecek veriler bunlar. Log kaydıklarıyla benzeri, sistem loglarıyla vesaire. Saygılar. Bunları da diğer veri yapıları içinde saklıyoruz. Burada büyümeye ilişkin biraz önce söyledim. Bu 1,5 yıllık büyümekten bahsediyoruz. Biz 1,5 yıldır merkezi veri toplayıcıya bir yapıya sahibiz. 10 yıl sonrasını düşünemiyorum. Yapacağımız yatırımlar herhalde boyumuzu çok çok aşacaktır ve toplanacak bu veriyi ne yapacağız bilmiyoruz. Büyük data deyince benim aklıma çocukluğumuzda il halk kütüphaneleri vardı. Onlara giderdik de ödevlerimizi oradaki şeylerden, hocalarımızdan şeyler alarak yapardık. Aklıma kütüphaneler geliyor ilk verilince. Hakikaten büyük veriler vardı orada. Şimdi biz bunları nereye koyacağız acaba? Milyonlarca, milyarlarca veri çıkarıyoruz ve nerede koyacağız? Merkezi yapının bize getirdiği ne oldu? Çok büyük bir izleme kolaylığı oldu. Artık her yerde herkesi görebiliyoruz. Kim nerede ne yapıyor ve doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor, standartta aykırı mıdır, aykırı değil midir diye. Böyle bir şansımız oldu. Ve çok ciddi bir iş yapma standartı getirildi bu sayede. Yerel verilerin birbirleriyle haberleşmesi söz konusu değildi. Herkes kendi yerelinde sakladığında çok fazla faydalı bir hale gelmiyor. Ancak merkezi bir hale getirdiğimizde, yerel verileri bütünleştirdiğimizde hem veri kaybı önleme şansımız oldu. Çünkü yerelde veriyi kaybettiğimiz zaman geri dönüşümüz yok. Merkezde böyle bir şeyimiz yok. Her zaman birden fazla iletli yapıyı tutabiliyorsunuz. Paylaşım şansımız oldu. Bugün herhangi bir noterliğe gittiğinizde vekaletle bir işlem yapmak isterseniz, eğer vekaletiniz 1-3-2016'dan sonra yapılmış ise noter onu görür, noterliğe geçtim, sistem onu görür ve uyarır. Bunda azil vardır, bunda istifa vardır, bunda ferahat vardır diye işleminizi engeller. Böylece bunun tüm kamuya ve özel sektöre yaygınlaştığını düşünürseniz çok ciddi bir paylaşım ortamı oluşturur burada ve yakın zamanda duyacaksınız zaten. Değerlendirme ve karar destek bölümü oluştu. Biz bir de iş zekası projesi başlattık ve bununla ilgili uygulamaları aldık, lisanslarımızı aldık, çalışmalarımızı başlattık. Çok ciddi istatistiksel sonuçlar çıkıyor bu verilerden. O teorisi deyip geçmemek lazım. Acaba bu bölgede neden sürekli tütün vekaletleri yapılıyor diye bir sorunun cevabı var mı? Yok, böyle bir soruya gerek var mı? Evet, ekonomik açıdan çok ciddi bir şekilde. Bunu binlerce çoğaltabilirsiniz.
Bu paylaşımla ilgili bir slide. Teşekkür ederim. Ben valla sen başındasın zannettim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Bakın burada çok önemli bir nokta var gerçekten. Şunun lütfen ve lütfen farkına olun. Farkında olalım hep beraber. Her kurumun topladığı veri bence çok değerli. Yani hep şunu diyebilirsiniz. Ya noterler verisi ne kadar değerli olabilir? Veya bir çocuk esirgeme kurumu verisi ne kadar değerli olabilir? İşte birazdan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan emin olun. Her veri çok değerli ve şunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Veri başka verilerle birleştiğinde yani paylaşıldığında değeri daha da artan bir emtia. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Buyurun Sayın Hocam. Bir cümlem daha vardı, bitmedi. Özür dilerim. Hayır ben senin bu dediklerine istinaden tütün dedin ya çok güzel bir örnek. Yani noterler, tütün çok ilginç bir yere gittin. Onun için devreye girmek zorunda kaldım. Zaten binlerce örneğimiz var. Bizim evet. Burası çok dar bir zaman dilimi olduğu için konuşmak pek mümkün değil. Veri yapılarında sınıflandırmada iki ana bölüm var. Bizim açımızdan da aynı şekilde çok önemli. Kişiselleştirilmiş veri, anonim veri. Bu ayrımı çok iyi koymak gerekiyor. Eğer bu ayrımı koymazsanız, Cabir Hocam oradan büyük bir ihtimalle ceza kesecek hepimize. Kişiselleştirilmiş veri bizde çok fazla. Çok çok fazla. Ve bunun kullanımı, kullanım kuralları, saklama koşulları vesaire çok kritik. Bunun hani bir big data yapısı içinde kişiselleştirilmiş verinin ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin hiçbir yaklaşım yok şu anda. Ve onun özellikle her ülkenin kendi koruma kuralları, yasaları vesairesi var. Ona uygun bir şekilde bizim ülkemizde özellikle kamu bilişim yöneticilerinin bilmesi gereken temel olaylardan birisidir bu. Biz verimizi nasıl saklayacağız? Anonimleştirilmiş veri, özellikle istatistiklerde kullandığımız, bu tür yayınladığımız veriler, bunlarda sorunumuz yok zaten. Herkes anonimleştirilmiş veriyi kullanıyor. Ancak biz bu paylaşım sistemlerini kurarken, müşteri baştan KKS alıyorsunuz, başka yerden başka şey alıyorsunuz, onları kendi işinizde kullanıyorsunuz. Kişiselleştirilmiş veriyi alıyoruz, kullanıyoruz, depoluyoruz ve kullandırıyoruz. Bunun kurallarını iyi belirlememiz lazım. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi izninizle hemen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na geçiyoruz. Sevgili Mehmet Çağlar Çınar'ı sahneye davet ediyorum. Kendisi 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2010 yılından bu yana kamuda, savunma sanayi müsteşarlığıyla kamuya adım attı. Ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı özellikle bu ihtiyacı olanlara yapılan yardımlarda çok önemli bir rol oynuyor. Oralarda neler yapılıyor, o bütünleşik sistemde veriler nasıl kullanılıyor, kendisinden rica edeceğiz. İki konuşmacımız kaldı, hiç ara vermediğimizi hatırlatmak istiyorum. 12.30 gibi bir hedef vardı, top sizde. Ha geldim. Sayın Müsteşarım, Sayın Vekilim, Sayın Genel Müdürüm. Öncelikle teşekkür ediyoruz Türkiye Bilişim Derneği'nin bu etkinlik kapsamında buraya topladığı için. Yapımda ve elinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz ama yemekler fazla iyi, erkek molası da fazla dar, ben müsaade ediyorum açacağım. Şunu da deneyim de. Şimdi aslına bakarsanız biz Türkiye'de bu sistemi belki de ilk defa tanıtıyor olacağız. Bunun için de ayrıca bir teşekkür edeceğim. Bu da yolda, sunum ilerleyen kısımlarında geleceğim. Sunum planından bahsedecek olursak, ben size bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi ne olduğunu, temel sistem altyapısını, verinin bilgiye dönüşüm noktasında bize neler sağladığını ve uluslararası alanda bugüne kadar ne gibi katkımlar hakkında bu konuyla ilgili neler başardığımızı anlatmaya çalışacağım. Bizim bütünleşik sosyal yardımlar bilgi sistemi adını verdiğimiz sistem nedir diyeceksek, önce bir amacından bahsetmemiz gerekiyor. Biz bu sistem için yola çıktığımız zaman aslına bakarsanız devlet tarafından yapılan tüm sosyal yardımların tek bir merkeze toplanmasını hedefledik. Daha adil kaynak dağıtımını sağlamayı hedefledik. Ve sosyal yardım bilgilerinin bütüncül yönetimiyle bu işin biraz etkinleştirilmesini istedik. Mükerrerliklerden alındırılması, daha iyi planlama yapılması, kaynakların şeffaf bir şekilde, hesap verilebilir bir şekilde dağıtılmasını hesapladık. Peki sonuç olarak geldiğimiz noktada bütünleşik sistem nedir derseniz, arkamda büyükçe bir tanım var. Ama ben size özetle şöyle söyleyeyim. Şu an itibariyle 24 farklı kamu kurumuyla entegre bir şekilde çalışan ve uçtan uca sosyal yardım sürecindeki tüm verilerin toplandığı, muhasebe veya bu alanda çalışan insanların tüm bilgilerinin tutulduğu ve bu bilgiler üzerinden
veri üreten, planlama yapmamıza olanak sağlayan uçtan uca bir yönetim bilişim sistemi. Bu kapsamda entegrasyon konusunda özel olarak bir vurgu yapmak istiyorum. Buna neden vurgu yapmak istiyorum? Sonra da aklıma geldi. Burada gördüğünüz şey yerine başka bir resim kullanmak isterdim. O resimde de şöyle bir şey vardı. Sayın Yener Durum hatırlayacaktır. Geçmişte bir vatandaş başvuru yapmak için diğer kamu kurumlarından alması gereken bilgileri gösteren bir tane kağıt parçası. Bu kağıt parçasının üzerinde şu anda bizim çevrimiçi olarak konuştuğumuz 24 farklı kamu kurumunun mührü var. Ve bu 24 farklı kamu kurumuyla şu an itibariyle 112 tane web servis aracılığıyla konuşuyoruz. Kamu Türkiye Gov.tr üzerinden kimleriyle konuşuyoruz, kimleriyle noktadan noktaya VPN bağlantısı kurarak konuşuyoruz. Ama bir şekilde vatandaş oralara gitmiyor. Biz onlar adına onların sistemlerine gidiyoruz. Ha, bu bize ne sağladı? Bu sistem geliştirilmeden önce, Solis dediğimiz sistem başlamadan önce, sonradan da bütünleşmeye döndü. Vatandaşın bir sosyal yardım başvurusunu gerçekleştirmesi işlemi yaklaşık olarak 30 gün kadar sürüyordu. Bugün bu işlemin toplam süresi yaklaşık olarak altına sanal makineler üzerine taşıdık, konumlandırdık.
Ve bu proje olmasaydı eğer muhtemelen bizim bakanlıklarımızın birleşmesi bayağı bir sürerdi, bilmiyorum. SGK hala bu kapsamda bayağı ciddi uğraşıyor. Kurumların verilerini bir araya getirebilmek adına birleşen. Yazılım teknolojilerinde ön yüzde Adobe Flex kullandık, arkada Java kullanıyoruz, veri tabanı katmanında bahsettiğimiz gibi Oracle'da zaten kullanıyoruz ama dediğim gibi bu kadar teknik bilgi buradaki insanlar muhtemelen birçoğunuz da benden daha iyi biliyorsunuz. Belki de buraları da hızlı geçebiliriz. Güvenlik, tabii bu çapta verilerden bahsederken güvenlik çok önemli. Sistem odalarımızı, fiziksel güvenliğini birçok noktada güvenlik önlemleriyle sağlıyoruz. 24 saat kameralarla izliyoruz. Bizim izleyemediğimiz noktaları sensörlerimiz izliyor. Onun dışında sistem odalarının retina taramalarıyla, parmak izleriyle giriş çıkış yapıyoruz. Makinelerin dolapları kartla kişiye özel açılıyor. Sistem odasına girseniz bile makineye erişemiyorsunuz. Veri güvenliğini sağlama noktasında ne yapıyoruz? Zaten bütün veri trafiğimiz şifrelenmiş. Hem uç noktalarımızda hem diğer kamu kurumlarıyla VPN veya işte kamu Türkiye Gov.tr üzerinden konuşuyoruz. İşlemler rol bazlı, yetki bazlı, lokasyon bazlı hatta işlemler yetkilendiriliyor. Ağ trafiği şifreli, OTP cihazları kullanıyoruz, çift faktör yetkilendirme yapıyoruz. İşte nedir? Bildiğiniz bir şey, taşıdığınız bir şey. Sisteme girerken şifrenizi ve bu OTP cihazının ürettiği şifreyi girmek zorundasınız. Normal dış durumları da aslına bakarsanız izliyoruz ve otomatik olarak alarmlar oluşturuyoruz. Yani sistemden olmaması gereken veriler üretilmeye başlandığı an itibariyle o noktalara ilişkinde alarmlar üretmeye başlıyoruz ki aktif olarak sistemi izleyebilirim. Hocam bahsetti, ben de birazcık bahsedeyim. Ya kamuda projeler bitmiyor diye dün çok konuştuk. Kamuda projeler bitiyor. Kamuda projeler bitiyor ama doğru modelleme önemli. Çelik metodolojiler şu anda bence bu alanda en iyi seçenek açıkçası. Biz TÜBİTAK'la çalıştık, dönüşsel artırımlı yaklaşımı model olarak kullandık. Ve hizmeti aldık aslına bakarsanız, ürünü almadık. Çünkü ürünü projenin başına tanımlamak neredeyse imkansız. Ama siz buradan hizmeti alabilirsiniz. Size ürün de tanımlanır, o ürünün nasıl geliştireceği de planlanır, modül geliştirilir. Üzerine koyarak yavaş yavaş büyüterek gidilir. Böylece ilk modül siz sistemi kullanırken testini tamamlamış olur. Bu şekilde bir yöntem izledik ve bu yüzden de açıkçası biz başardık. Ben bugüne kadar bu bakanlığa geldiğimden beri başarılamayan bir projeyle karşılaşmadım diyebilirim en azından. Peki, aslında veriden bilgiye geçişten, belki de bugünün konusundan bahsetmek açısından girecek olursak. Biz veri kaynaklarımız neler? Bir, bu vatandaşlar başvururlarken bize bir beyan veriyorlar. Benim şuyum var, benim buyum var. Sözlü beyandan bahsediyorum. Sonra biz 24 farklı kamu kurumuna gidiyoruz, soruyoruz. Diyoruz ki bu adam böyle böyle dedi, gerçekten böyle mi durum? Kendi beyanı esnasında da izinlerini de alıyoruz. Diyoruz ki tapusu var mı, aracı var mı veya sosyal güvencesi var mı? Bunların tamamını sistem aracıyla kontrol ediyoruz. Sonra haneleri ziyaret ediyoruz. Yılda 3 milyon tane hane ziyareti gerçekleştiriyor bizim vakıf çalışanlarımız ve onlar da bir form dolduruyorlar bu hanelere ilişkin. Merkezi veri tabanları aracılığıyla her veriyi alamıyorsunuz. Alamadığınız, orada gözlemleyebileceğiniz ne veri var? Ve sonuçta bir de süreçte sistem tarafından üretilen, bunlara eklenen veriler var. Teslimatı nerede yaptınız? Hangi bankadan çekti? Ne kadar sürede çekti? Vakfa ne kadar mesafede oturuyor? Gibi bütün bu veriler bizim aslına bakarsanız bu alandaki veri kaynaklarımız. Şöyle bir özet geçecek olursak, şu ana kadar 3 milyar farklı işleme ilişkin log kaydı oluşturmuşuz. 40 milyon vatandaşın verisi, 24 farklı entegrasyondan idari kayıtlar, 615 milyon teslimatın tüm detayları noktasına kadar teslim edilmediğinden geçtim. Nerede teslim edildiğine, ne kadar teslim edildiğine kadar. Yıllık 3 milyon tane hane ziyaretinin verileri ve 10 milyon hanenin verileri. Peki bu veriden ne yapıyoruz? Öncelikle dediğimiz gibi başvuru formu, idare kayıtlar ve hane ziyaretinden biz bir ham veri oluşturuyoruz. Bu ham veri geliyor, veri doğrulama, normalleştirme, birleştirme ve süreçlerinden sonra iyi kötü bir bilgiye dönüşmüş oluyor. Ve biz bunun üzerinden analizler yaparak bir akıl üretmeye çalışıyoruz. Yeni bir politika geliştireceğimiz zaman kime hedeflemeliyiz, kaç kişiye hedeflemeliyiz? Buradan bir akıl üretmeye çalışıyoruz veya Türkiye'deki sorunlara ilişkin bir analiz yapmaya, bu yoksulluğun sebeplerine ilişkin analizler üretmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar neler elde ettik, neler ürettik? Ben burada özellikle birkaç tanesine çok etkili hedefleme, anlık istatistik, adil dağıtım, veriye dayalı bütçeleme,
analiz simülasyon, sosyal refah envanteri, karar destek sistemi, merkezi risk tespit, vaka yönlendirme, mahalle bazlı sosyal refah, işte maliyetlerin azaltılması, bunu da belki bir nokta ile vurgulamak lazım. Bizim aslına bakarsanız bu işlemler boyunda tasarrufumuz, şu an itibariyle hesapladığımız kadarıyla 1,5 milyar dolar gibi bir tasarruftan bahsediyoruz. Yani yıllık 6 milyar lira gibi bir tasarruf var. Kim burada mükerrerliklerin engellenmesinden, yani adaletsiz sosyal yardımlardan diyelim. Kamu kurumları arasındaki evrak gidiş gelişinden, vatandaşın harcadığı benzin parasına kadar her şey dahil olduğumuzda yaklaşık bu rakamlara ulaşıyoruz. Ve uçtan önce şeffaf ve hesap verebilir noktadayız. Yani bize bugün itibariyle herhangi bir vatandaş için bir soru sorsanız, bu vatandaş hak etmemiş kardeşim deseniz, biz size 2012 yılından beri bu vatandaşın neyi, neden, ne zaman, ne şekilde hak ettiğini seceresini verebiliriz. O konuda da %100 çok iddialıdır da, hani %99.9 güveniyorum sistemimize. Mümkün değil demeyeyim ama çok zor ya, bizim açımızdan bakıldığında gerçekten bir adaletsizlik gerçekten çok zor değil. Ha, burada vurgulamak istediğim, özel olarak vurgulamak istediğim birkaç tane şey var. Bir tanesi açıkçası şu analiz, simülasyon ve modelleme tarafına yapılan işlemler. Bundan da biz yeni bir yardım programı gerçekleştirirken bu işlerin tabii temeli paraya dayanıyor. Yani ne kadar paranız varsa o kadar insana erişirsiniz. Biz ekonomi yönetiminin önüne şu netlikte veri koyabiliyoruz. Şöyle bir yardım programı atıyorum. Eşi vefat etmiş muhtaç kadınlara yönelik bir yardım programı yapalım. Yapalım. Bunun Türkiye genelindeki il bazında, ilçe bazında şu kadar yararlanması olur. Bu para şu kadar kaynak ayırırsanız şu kadar kişiye ulaşırız, bu kadar kaynak ayırırsanız bu kadar kişiye ulaşırız. Siz bu veriyi verebilirsiniz bir yöneticiye. O yönetici o veriyle istediğinizi alabilir. Kendi yöneticisine verirsiniz, o ekonomi yönetimini anlatırsınız. Bunun ötesindeki şeyler bütçelemeyi sağlayamadığınız zaman açıkçası herhangi bir şey yapmak çok mümkün değildir. Merkezi risk tespit ve uyarı sisteminden bahsedeceğim. Dediğim gibi anormal dışı kullanımları sistem otomatik tespit eder ve uyarı üretir. Der ki bu vakıfta anormal bir davranış var. Gidin bir gördük, göz atın. Mahalle bazı sosyal refah. Ya ben açıkçası şu anda şunu söyleyeyim size. Az önce bahsettiğimiz tüm bu verileri birbiriyle çaprazlayarak Türkiye'de mahalle bazlı sosyal refahını ölçebiliyorum. Diyebiliyorum ki şu mahallede birkaç yıl içerisinde sosyal açıdan bir risk mevcut. Kadına şiddet riski artıyor. Çocuğa yönelik şiddet riski artıyor diyebiliyorum. Yoksulluk artıyor. Bundan kaynaklı olarak bunlar artıyor da diyebiliyorum. Geçeyim, devam edeyim. Burada ekran görüntüleri var. Hani yapıyoruz, yapıyoruz diyoruz ama yapıyor muyuz gerçekten? Bu bizim temel ekranımız. Şu karar destek sistemimizin ekranı. Bakın bu hanede iki nokta görüyorsunuz. Hanenin yıllar içerisindeki değişimini. Geçmişte şu noktadaymış, şimdi bu noktaya gelmiş. Daha muhtaç hale gelmiş. İşte benzer durumdaki hanelere ilişkin yardım kararları. Bunlar bizim entegrasyon noktalarımız. Özellikle az önce bahsettiğimiz 24 numaralı kısım buradadır. Ne tarz analizler üretebiliyoruz, ne tarz grafikler alabiliyoruz. Benim en çok hoşlandığım budur. Türkiye'nin il bazında ve ilçe bazında sosyal yardım özelinde kaynakların dağıtımı özelindeki haritalarını alabiliyoruz. Nereye ne kadar gitmiş. Az önce de vurguladım. Biz bu sistemi dünyanın belki her yerinde tanıttık. Türkiye'de tanıtamamıştık. Onda da Türkiye Bilişim Derneği'ne teşekkür etmek istiyorum bir kere daha. Bizi Amerika'dan, işte Endonezya'dan, Rusya'dan, ne bileyim daha Avusturya hükümetinden falan o kadar çok yerden çağırdılar ve anlattık ki ben bu sunumun Türkçesini yeni hazırlamak zorunda kaldım. Bir sürü İngilizce versiyonu var, bir tek Türkçesi burada oldu. İşte bu konuda bize bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Şimdi neler yaptık? Bu veriden biz ne kazandık dersek? Türkiye, biz söylemiyoruz. Bu Dünya Bankası'nın hazırladığı Atlas of Sustainable Development Goals 2017'den. Türkiye, yoksullukla mücadele alanında en hızlı yol kat eden ülke şu an itibariyle. Ve şöyle bir rakamdan bahsediyoruz. %95 oranında yoksulluğu düşürmüş. %95 gibi bir rakam ve bu konuda işte şu listenin en üstünde. Daha fazla bunu yapmak isterdim ama aslında pek izin vermeyeceğim istedim. Avustralya hükümeti tarafından desteklenen bir araştırmada da aslına bakarsanız bütünleşik bu alandaki en olgun sistem seçildi. Bu da 2017'den bu ikisi de, o yüzden buraya koydum. Hani yeni bunlar. Son olarak
Eğer iletişime geçmek isterseniz, bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak isterseniz benim mail adresimden ya da bakanlığımızdaki dairemizin mail adresinden bize erişebilirsiniz. Bütünleşik hem TÜBİTAK tarafından hem de bizim tarafımızdan hazırlanmış dokümantasyonları da mevcut. Onları da bu adreslerde edinebilirsiniz. Hepinize bu vesileyle tekrar teşekkür ederim. Çağlar Hocam, biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok çok sağ olun. Kaynakların daha iyi paylaşıldığı bir dünya umuduyla, yani 49 yaşındayım, yıllardır bu umudu besliyorum ama istediğim gibi olmadı. Sağlık olsun. Çok konuştuk. 5 dakikada sevgili Engin Onay toparlayacak. Ankara Genel Müdür Yardımcısı, özellikle nesnelerin interneti konusunda kendisi görüş bildirecek. Bir ekonomi mezunu, onun bakış açısı bizim için önemli. Çok teknik konuştuk. Sıra sizde Sayın Hocam. Teşekkür ederiz. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. 9.30'da başladık. Yarında 3 saat teşekkürler. Bitiriyoruz. Çalışıyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tam yemek saati bana denk geldi ama çok hızlıca bitireceğim izninizle. Biraz daha farklı bir bakış açısıyla aslında ben hem pazardaki durumu firma tarafından biz nasıl görüyoruz, ne desteklere ihtiyacımız var. Biraz bu taraftan yaklaşacağım konuya. Ankara Fİ bir kısmınızı belki duymuş olabilirsiniz. Çok hızlıca neler yapıyoruz ben hemen özetleyeyim. Yaklaşık 10 yıldır pazardayız. İlk çıktığımızda da IoT diyorduk. Bugün hala aynı kavramın üzerinde çeşitli teknolojiler geliştiriyoruz. Kendi IoT middleware'imiz var. Kendi yazılım altyapımız var ve tamamen yerli. 10 yıl önce tabii ki hani geriye dönüp baktığımızda bu kavramların daha çok yeni yeni global pazarda da yeni yeni konuşulmaya başladığı dönemlerdi. Bugüne geldiğimizde özellikle 2011 yılında Endüstri 4.0 kavramının Almanya'da, Hannover'de duyurulmasından sonra tabii ki bu büyük veri kavramı da nesnelerin interneti kavramı da çok hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Tabii ki biz büyük veri tarafının aslında bir önceki fazındayız Ankara olarak. Biz o veriyi üretme tarafındayız. Yapmaya çalıştığımız şey de şu aslında özetlemek gerekirse, kurumların süreçlerini algılayıp bu süreçlerde veriye dönüştürülmesi gereken unsurları belirleyip kurumla beraber karar destek sistemlerine daha çeşitli veri sağlanmasını sağlayacak altyapıları sağlıyoruz. Bu tabii ki büyük veride çok önemli. Sedat Bey'in biraz önce söylediği gibi veri çeşitliliği ne kadar artarsa verebileceğiniz karar çeşidi ve verdiğiniz kararın doğruluğu bu kadar artar. Bu sebeple aslında nesnelerin interneti dediğimiz kavram, işte sensörler, birçok reklamatik unsurları var tabii, işte akıllı ev sistemleri deniyor. Şimdi hepimizi etkileyen çocuklarımızın bindiği servislerdeki koltuklara sensörlerin takılmasına kadar giden unsurlardan bahsediyoruz. Bunların hepsi aslında bir veri. Bizim bu konuda yaptığımız, kamuda gururla söylediğimiz çok değerli projeler var. Biri Sağlık Bakanlığı'yla beraber yaptığımız bir proje. Yaklaşık 3,5 yıl oldu. Faal olarak çalışıyor. Hepimiz de belki farkında olarak, belki farkında olmayarak bu hizmetten faydalanıyoruz. 12.500 lokasyondaki aile hekimlerinin bulunduğu lokasyonlarda aşı dolaplarının ısı ve nem sensörleriyle içindeki aşının bozulmadığını takip ediyoruz. Dakikada bir veri çekiyoruz ve bunu 3,5 yıldır yapıyoruz. Bu ne sağlıyor? Tabii ki bir, aşı bozuldu mu bozulmadı mı? Çünkü aşı bozulduğu zaman enjekte edilebilir. Damarınıza sadece su enjekte edilmiş olur. Algılayamayız. Hem de aşı dolaplarındaki stok miktarını Sağlık Bakanlığı tabii ki bu vesileyle takip etme şansı elde ediyor. IoT tarafında global pazara da baktığınızda bitmiş, reel olarak sonuç proje adedi hakikaten çok sınırlı ve az. O yüzden Sağlık Bakanlığı ile beraber yaptığımız bu proje çok gurur verici. Yurt dışında da çeşitli fuarlarda